vurmuştun. Her ikisi de kafalarından vurulmuştun. Ankara gece saatlerinde gelen sır cinayet haberiyle sarsıldı. Hedefte yine bir TÜBİTAK personeli vardı. Hava Kuvvetleri Personel Daire Başkanı Tümgeneral Hasan Hüseyin Demiraslanoğlu, Göktuğ Demiraslan, yanında bulunan Rus uyruklu Elena Radişkova ile pompalı saldırıya uğradı. Önce araçlarını Atakent Vadi sitesinin hemen yanı başına park ettiler. 24 yaşındaki Göktuğ Demiraslan ve kız arkadaşı olduğu söylenen yabancı uyruklu Elena araçtan inerek evlerine doğru yürümeye başladılar. İki genç bu yoldan birlikte eve doğru yürümeye başladılar ancak tam o sırada beyaz bir araç saatlerdir bu noktada bekliyordu ve o saate kadar da aslında hiç şüphe çekmemişti. Genç çift buradan geçtikten sonra silahını aldı ve arabadan indi. Göktuğ Demiraslan ve Elena'nın eve girmek için yalnızca birkaç adımları kalmıştı ama katil çoktan arkalarında belirmişti bile. Önce seslendi, ardından yüzlerine dönünce pompalı tüfeğiyle 7 el arka arkaya ateş etti. Genç çift olay yerinde hayatını kaybetti. Bayan burada yatıyordun. Erkek de biraz daha bir metre, bir buçuk metre kadar geride yatıyordun. Her ikisi de kafalarından vurulmuştun. Silah seslerinin duyulmasının ardından semt sakinleri balkona koştu. Katil aracına binip kaçtı. TÜBİTAK'ta çalışan Göktuğ Demiraslan'la kız arkadaşı kanlar içinde yerde kaldı. Başından vurulan gençler hayatını kaybetti. Çok sakin insanlar. Yani gelip giderken selam verir, baş önünde gelir gider yani öyle. Hiçbir husumeti yok. Zaten okumuş üniversite öğrencileri. Açılan 7 el ateş çevreye de zarar verdi. Etrafta bulunan araçlarda hasar meydana geldi ama olay yerinde o cinayetin izlerini görmekte hala mümkün. Örneğin yabancı uyruklu Elena'nın vücudundan kopan bir parça hala olay yerinde bulunuyor. Vahşi cinayet akıllarda soru işareti yarattı. Tümgeneral Demiraslan'ın oğlu Göktuğ Demiraslan 6 ay önce TÜBİTAK'ta işe başladı. Üstelik Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde uzman yardımcısı olarak görev yapıyordu. Polis özellikle bu seçeneğin üzerinde duruyor. Çünkü Demiraslan'ın üzerinde çalıştığı proje savunma sanayine ilişkindi. İkinci seçenek ise olayın Rus Elena ile ilgili olup olmadı. Genç kadınla Göktuğ Demiraslan'ın 3 yıl önce Fransa'da tanıştıkları, o zamandan bu yana da birlikte oldukları ileri sürüldü. 23 yaşındaki Elena Radişkova'nın da sürekli Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı, devamlı olarak Türkiye'de yaşamadığı edinilen bilgiler arasında.